Evet, merhaba güzel arkadaşlarım. Bakın şimdi bu videomda türev alma kurallarına başlıyoruz. Artık bize bir fonksiyon verip de haydi bakalım bunun türevini al dediğinde türevin tanımını bir kenara koyuyoruz arkadaşlar. Ancak ve ancak bana derse ki türevin tanımını uygula ya da beni parçalı fonksiyonlarda gösterdiğim gibi türevin tanımına mecbur bırakacak soru şekline getirirse evet türevin tanımını uygulayacağımı biliyorum. Ama onun haricinde artık bir şey demezse türev alma kurallarıyla devam edeceğim. Nedir bu türev alma kuralları? Şudur. Artık bize verilen fonksiyonları bir kuralla, bu kurallar nereden geliyor diye soracak olursanız, bakın türevin tanımından yararlanılarak bulunan kurallar. Ama artık bunları ezberleyeceğiz. Nasıl? Bakın liseden de çoğunu biliyorsunuz. Bazı yerler karışıyordur. Onları ben size izah edeceğim. Bakın fx eşittir c ise, yani c gibi bir sabit ise, sabitin türevi neymiş arkadaşlar? Sıfırdır. Nereden? Türevin tanımından çok rahat ispat edebilirsiniz. Bir iki tanesini ben göstereceğim ama bunlar çok kolay. Bakın x üzeri n ise, yani x üzeri n şeklinde bir fonksiyonsa n'i başa alıyoruz arkadaşlar. X üzeri n eksi 1 diyoruz, bir tane azaltıyoruz. Ve aslında burada çarpı görünmeyen şu vardır. N başa gelir, bir tane azaltılır. X'in x'e göre türevi 1'dir arkadaşlar. Bunu bir kere şöyle aklımızda bulunsun diye söyleyelim. Peki toplam ya da farkın, bakın türevi nedir? Artık fx fonksiyonu fx artı eksi gx şeklinde tanımlarsam, bakın bu büyük fx'in türevi bu fonksiyonların ayrı ayrı toplamlarının ayrı ayrı türevlerinin toplamıymış ya da türevlerinin farkıymış arkadaşlar. F'in türevi x artı eksi g'nin türevi x. Evet, buraları da net bilirsiniz. Çarpımın türevi nedir? Bakın çarpım ve bölümün türevini çok iyi bilirim. Çarpımın türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi şeklindedir arkadaşlar. Bakın bu bir dediğim gibi kuraldır. Kuraldır. Peki bölümün türevi neymiş? Bölümün türevi de şuymuş. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesiymiş arkadaşlar. Bakın nasıl, hangi şart altında tanımlı olsun istiyoruz. Gx sıfırdan farklı olmak şartıyla. Hemen şöyle yaz bakalım. Şöyle bakalım. Gerçekten de bakın mesela 3. madde diyor ki fx'in şu şekilde tanımlarsam fx artı eksi gx şeklinde bunun türevi budur diyor. Bakın ispat yapacağım. Kalkulus düzeyinde çok bu şekilde ispatlara girmeyiz biz. Ama hani nereden geldiğini bir kere görmüş olun diye ben bir kere izah edeyim arkadaşlar. Şudur. Türevin tanımı şu demek değil miydi? Bana f'in türevini soruyor. O zaman limit h giderken 0'a f x artı h eksi fx bölü h'tır. Türevin tanımı bu demekti arkadaşlar, bakın. Ben buraya kadar, kurala kadar tanımı biliyordum. Peki ne anlama geliyor? Fonksiyonda x gördüğün yere x artı h koy diyor. H giderken 0'a. Evet koyalım. Fonksiyon neresi? Burası. Farz edin ki artılısını yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Artılısını yapıyorum. Dolayısıyla ne olacak? Şöyle olacak. F x artı h artı g x artı h olacak. Bu yazdığım nedir? Bakın büyük f(x)'tir. Doğru mu? Eksi fx diyor arkadaşlar. Büyük fx neymiş? Fx eksi var başında. Eksi gx oldu. Bölü h. Gerçekten de bakın lütfen bu ifadeyi düzenlersek h sıfıra giderken bakın f x artı h eksi fx var değil mi arkadaşlar burada? Hop. Bölü h diyorum. Şu iki ifadeyi bir limit olarak yazıyorum. Artı limit h giderken sıfıra g x artı h eksi gx zaten kendiliğinden var soruda, bölü h diyorum ve anlıyorum ki buradaki limit f'in türevi x'tir artı burası da g'nin türevi x'tir. Bakın gerçekten de f'in türevi x artı g'nin türevi x'e nereden ulaşıyormuşum? İfadenin türevin tanımını kullanarak ulaşıyormuşum. Bir kere de şunu göstereyim ve bırakayım. Çarpımın türevi nasıl gelecek? Bakın gerçekten de limit h giderken 0'a, öyle değil mi? Çarpım fonksiyonu bu. Burada x gördüğüm yere ne yazacağım? Hatta yine buna büyük fx deyin arkadaşlar. Bakın bir kere yazayım. fx artı h eksi fx bölü h yazacağım arkadaşlar. Lütfen iyi izleyin. H 0'a giderken evet büyük fx'te x gördüğüm yere x artı h koyuyorum. Bu sefer fonksiyon şöyle oldu. F x artı h çarpı g x artı h eksi büyük fx dediğim neydi? Çarpım durumuydu. Fx çarpı gx oldu bölü h. Ha. Diğerinde çok kolaydı. Burada işim o kadar kolay değil. Ama mantığım basit. Mantığım basit. Nasıl mantığımız vardı? Hemen onu uygulayacağım. Bana diyordu ki arkadaşlar bakın fx artı h'ı gördünüz ya burada.
Diğer soruda nasıldı arkadaşlar? Diğer soruda hemen eksi fx gelmişti. Ama burada yanında bir kere böyle bir ifade var. Bir de istediğim gibi bir yapı yok zaten. O zaman mantığım şu. Bakın çok basit. Fx artı h. Ben şunu istiyorum değil mi? Eksi fx olsun istiyorum. Yani eğer f'in türevine ulaşacaksam. Bildiğim bir hale getireceksem. Ama üzülerek söylüyorum. Burada gx artı h var. O zaman şöyle yapsam bir problem var mı? Gx artı h çarpı fx desem. Böyle bir yapı eklesem. Neden? Çünkü gx artı h parantezini alınca fx artı h eksi fx ulaşıyorum. Yani amacım f'in türevine ulaşmak bir an için. Peki olsun. Bunu kendim ilave ettim ama. Şurayı kendim ilave ettim. Artı gx artı h çarpı fx diyelim. Soru değişmesin. Bir de sorunun orijinalinde ne var? Fx çarpı gx var. Ha. Bölü ne var? Bölü ne var? H var. Limit h giderken 0'a. Çok iyi izleyin bakın arkadaşlar. Şimdi işte istediğim şeyi oluşturmaya çalışıyorum. Ne var? Gx artı h parantezini alacağım. Nereyi? Bakın şurayı. Dolayısıyla ne kalacak burada? İlk ifadeden fx artı h eksi fx bölü h var. Doğru mu değil mi? Bakın isterseniz arkadaşlar. Artı limit h giderken 0'a. Diğer ifadede neyi görüyorum? Bakın gerçekten de burada da fx'ler ortak. Fx parantezini aldığım takdirde ne kalıyor burada arkadaşlar? Gx artı h eksi gx bölü h olduğunu görüyorum. Gerçekten de bakın buranın limitinin şöyle yazalım. Buranın limitinin f'in türevi x çarpı başında da lütfen bakın h sıfıra giderken nedir burası? Gx zaten. Artı buranın limitinin h sıfıra giderken tabii ki ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. G'nin türevi x çarpı fx. Bakın gerçekten de çarpımın türevi demek ki bu şekilde oluşuyormuş. Bağlayacağım olay şu. Bölümün türevini de uygun bir ekleme çıkarmayla görebileceğinizi söylüyorum. Ama şöyle bağlıyorum olayı. Gerçekten de türev alma kurallarındaki bu kurallar türevin tanımından geliyormuş. Tamam, artık ezbere bilin diyoruz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bakın liseden çok alışık olduğumuz sinüs x'in türevi kosinüs x. Net. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x. Ergün Hoca bunların daha zorlarını türevin tanımında gösterdi zaten nasıl olduğunu. Ama artık ezbere istiyorum. Ezbere. Sinüsün türevi kos. Kosün türevi eksi sinüs x. Tanjantın türevi 3 tane parçası var. Üçünü de bileceksiniz arkadaşlar. 1 artı tan kare x. Zaten bu sekant kare x demek. Bu da 1 bölü kos kare. Bir kere şurada şunu göstereyim sadece. 1 artı tan kare x demek. 1 artı sin kare x bölü kos kare x demek. Doğru mu arkadaşlar? Bu da nedir? Kos kare artı sin kare. 1 bölü kos kare x bakın. Üçü de aynı yapı bunların. 1 bölü kos kare de sekant kare demek. Kotanjantın türevi eksi 1 artı kotanjant kare aynı yapı başında eksi var. Eksi kosekant kare eksi 1 bölü sin kare bunu biliyoruz. Bakın yazmamışım. Şu kısımları bilmezseniz lisede. Yanlış hatırlamıyorsam göstermiyorlar arkadaşlar. Sekantın türevinin sekant x çarpı tanjant x olduğunu. Kosekantın türevinde eksi kosekant x çarpı kotanjant x olduğunu ben ezbere istiyorum arkadaşlar. Bu kısımları ezbere istiyorum. İsterseniz sekantta da türevin tanımından bir ispat yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl? Toplam fark formüllerini uygulayarak bunun da yine aynı şekilde diğerlerini yaptığım gibi oluşacağını görebilirsiniz. Umarım olmuştur buraya kadar da. Umarım olmuştur. Hemen şöyle devam edeceğim. Ne istiyor Ergün hocama? Bunları ezberlemenizi istiyor arkadaşlar. Bilmediklerini ezberle. Ln x'in türevi x büyüktür sıfırla tanımlı zaten ln fonksiyonu. Liseden biliyoruz. Burada biraz daha detaylandıracağız ileride. Bunun türevi bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İçinin türevi, içindeki fonksiyon x. X'in x'e göre türevi 1 bölü kendisi. Yani genel bir formatta yazalım. D bölü dx dediğim bakın d bölü dx bir türev operatörüdür. Bir fonksiyona uyarlanır. Hangi fonksiyona? Buna uyarlanmış. Ln fx. O zaman f'in türevi x bölü fx arkadaşlar. Olay bu. Demek ki logaritmik ifadeye böyle bakıyoruz. İki, üstel bir ifade e üzeri x. E üzeri x buna da şöyle bakıyoruz. X'in önce x'in türevi arkadaşlar. X'in x'e göre türevi ne? 1. Bakın önce o var. 1 çarpı kendisi e üzeri x. Çarpı ln e var aslında 1'de arkadaşlar. O da 1. Dolayısıyla genel bir yapı olduğunda e üzeri gx gibi. Önce g'nin türevi çarpı e üzeri gx çarpı ln e o da 1. A üzeri x olduğunda bakın x'in türevi önce üstün türevini alıyorum 1 çarpı a üzeri x yazıyorum. Kendisi çarpı ln a yazıyorum. Çünkü artık burada ln e'den 1 geliyordu yazmıyorduk. Burada ln a yazıyoruz. Logaritma a tabanında x dersem arkadaşlar
Logaritmik ifadelerin türevi nasıldı? İçinin türevi 1 bölü kendisi x çarpı bir tek logaritma a derse ln e değil de logaritma a tabanında e diyorum. Yine x büyüktür 0 olmak şartıyla logaritmanın tanımlılığı gereği ezbere istiyorduk ya. Bunlar da varmış. Evet, son kısım ters trigonometrik yapılar. Evet, bu sene itibariyle yine lise müfredatından çıkan konulardan arkadaşlar. Muhtemelen arkadaşlar bu kısımlarda da eksiği olacak. İlerleyen senelerde tabii. Belki bu sene liseden alışıksınız. Ama bundan sonrasında bu kısımlar görülmeden gelecek. Arksinüs x'in türevini ben ispatını yine yapmayacağım arkadaşlar. Nasıl geldiğini falan sonrasında göstereceğim. Ama şöyle istiyorum arkadaşlar. Bunun türevi 1 bölü kare kök içinde 1 eksi x kare. Ezbere istiyorum. Bak. Arksinle arkkos aynı. Bir tek eksi var. 1 bölü kare kök 1 eksi x kare. Arktanjant hatta buraya şöyle yapalım. Arksinüs x diyor ya. İçinin türevi önce. X'in türevi. X'in türevi ne? 1. 1 bölü 1 eksi bunun karesi. Bu eksilisi. Arktanjant içinin türevi yine x'in türevi 1 bölü 1 artı x kare. Kare kök yok. Ve artılısı. Arkkotanjant da bunun eksilisi şeklinde gelecek. Yani bu kısımları da herkes kendi durumuna göre baksın arkadaşlar. Muhakkak eksik olduğumuz kısımlar var. Ve bu eksik olduğumuz kısımları tamamlayacağız. Peki hocam nereye bağlayacağız olayı? Bakın ilk etapta şuraya bağlayacağız. Artık ben sınavlarda böyle sorular görmek istemem. Ama sadece türeve alışalım diye göstereceğim. Fx fonksiyonunu böyle üstel, ark, ondan sonra polinom, karekök, bilmem ne şeklinde tanımlayacağım. Artık bakın bunları türevin tanımından sormam. Bakın oldukça uzun. Nereden yapacağım? Direkt türev alma kurallarıyla türev alalım diyeceğim ve kuralları biraz pekiştireceğiz. Sonraki birkaç videom bu şekilde olacak. 1-2 videom. Çok da uzatmayacağım bu kısmı. Ondan sonra asıl önemli olan mantıklarımız var. Oralara başlayacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.